Emeklilerin de beklentileri var. Tabii. Ne olacak, ne bitecek, orada senaryolar nedir? Ve yine bize İsmail Sevinç anlatsın. Şimdi emeklilerle ilgili durum şu. Şimdi emeklilerle ilgili tabii en zayıf halka emekliler. Yani böyle bir şimdi aylıkları itibariyle. Şimdi 7.500 lira en düşük emekliye ödenen para ama 7.500'ün altında alan sebep şu, kısmi aylık ödenenler ya da dul yetim aile alanlar. Bu 7.500'ün yarısını alanlar da var. Evet. Yani hatta 1.500-2.000 lira alanlar da var. Ama 7.500 lira alan ve altında alan 9 milyon kişi var yaklaşık. Yani biz aslında ve ortalama emekli aylığında 8.300 lira olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle yani aslında şu 7.500 rakamı ortalama emekli aylığına çok yakınsıyor. Hı hı. Yani ortalama aylıklar da 8.300 lira bandında gidiyor. Yani 130 milyar SGK ödüyor. Bunu 15,5 milyon kişiye bölün 8.300 lira olacaktır. Ortalama aylıkta bu kişilere verilen. Yani burada bir yığıntı olduğu belli. Şimdi tabii burada kök aylık kavramı var. Yani sizin aylığınız aslında hesaplanan bir aylığınız var SGK'dan emekli olurken. O aylığı bugüne getiriliyor işte bu tüfelerle getiriliyor. Ama o kadar düşük kalıyor ki bazen bunu artırmak zorunda kalınıyor. Çünkü yaşayamıyorsunuz. Zam da onun üzerinden yapılıyor bunun üzerine. Değil mi? Şimdi 4.000 lira. Mesela Haziran'da kök aylığınız sizin 4.000 liraydı. Temmuz zammıyla %25 verildi. Sizin aylığınız 5.000 lira. Bunu E-Devlet'ten görebilirsiniz. E-Devlet uygulamasından SSK'lılar E-Devlet'ten direkt görür. Bağkurlularda barkodlu indir. Hizmet cetvelinde barkodlu indir tuşuna bassınlar. Onlar da orada esas kök aylıklarını görürler. Bilmiyor olabilirler. Çoğu bilmiyor kök aylığını. Hı hı. Mesela 5.000 lira oldu. Şimdi 5.000 ödemeyin. 5.000 çok düşük diyor. Çünkü ben hesaplıyorum 5.000 kurtarma. O zaman ne yapalım? Bütün herkesi 7.500 olsun. Yani 7.500'e ulaşamayanlara da 7.500 yapalım. Mantığı bu. Yani bunun yükselmesi, mevcut ödenen tutarın yükselmesi aslında çok kişiyi çok fazla artmıyor aile. Onu da söylemek lazım. Neden artmış? Şimdi 5.000 lira alanın doğru 2.500 lira artıyor. Neredeyse bunu %50 sübvanse ediyorsunuz. Niye? 5.000 lira maaşı oldu onun. 2.500 lira sübvanse ettiniz 7.500 aldı. Şu 5.000 alıyordu 6.250 oldu Temmuz'da. Bunu 1.250 lira sübvanse ettiniz %20 bütçeden evet, para. Evet. 5.600 alanı da 500 lira sadece %7 sübvanse ettiniz. 6.000'e geldik zaten onlara hiçbir şey normal zaten hakkını alıyor. Zaten o 7.500 olacak. Ekstra bir bütçe ayırmıyorsunuz buna. Aslında burada ödenen tutarlar maliyeti çok yüksek değil. Hı hı. Yakınsamaya başlıyor şeye çünkü 7.500'e. Bu üst aylığa yakınsıyorlar. Kendiliğinden yani %25, %50 zam yaptığınızda düşünün ki bu işte 6.500 liraların %50 de şimdi geldiği zaman ne oluyor? 10.000 lira. Emekli aylığını 10.000 liraya çıkarsanız en düşük emekli aylığını zaten adamın aylığı ona geliyor. Yani buradaki hareketler yani 10.000 liraya çıkarma emekli aylığının en düşüğünü aslında çok böyle büyük bir artış yapmıyorsunuz. Ortalama 1.500 lira, 1.000 lira bir kısmı sübvanse ediyorsunuz. Ama bunu yaparken şöyle o adaletsizlik olabiliyor. Şimdi biri 2.500 alıyor, biri 500 lira alıyor. Kendi içinde bir. Yani birini 500 lira veriyorsun, 7.500'e taşıyorsun. Birini 2.500'e veriyorsun. 6.000 alanda hiç para vermiyorsun. Ama bunların ödedikleri primler mesela 4.000 alan 6.000 alan 2 katı en azından prim ödüyor. Peki Ocak'ta ne olacak? Ocak'ta ne olacak? Ocak'ta da muhtemelen Sayın Cevdet Bey'in açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı dedi ki en düşük alanı koruyacağız. Benim anladığım şu 7.500 lira 10.000 seviyesine gelecek. Yani orada bir hareket yapılacak 10.000 diye ama o zaten çok hani aylıkları çok önemli bir artış haline gelmeyecek. O 10.000 lira yapılacak. İkinci artış da normal tüfe kadar %40. Bir de ona 10 puan ilave verilirse 38'e 50 yapılacağını tahmin ediyorum. Ama birinci mesele bunu 10.000'e taşımak. Ama 10.000'e taşımak çok bir şeyi çözmüyor. Bir de kendi içinde de çok adaletsizlik yapıyor. Onun için kök aylıklara temelde kesin olarak bir artış yapılmalı. O artışlarda diğer bütün aylıklara yansımalı. İsmail Bey ben şeyi çok merak ettim şimdi. Ve bunu hiç sormadığımı fark ettim. O da şu. Nedir? Mesela Avrupa'da asgari ücretin altında alan emekliler var mı? Şimdi şöyle var tabii şöyle. Aslında asgari ücretin sorun şu aslında. Asgari ücret kadar emekli aylığı almak değil. Ücret yüksek olur çalıştığınız zaman doğru emekli aylığı düşük olur. Yani %70'i bandında düşünün. Çalışırken aldığınızın %70'ini alırsınız. Emekliyken çünkü çalışmıyorsunuz aslında. O mantık doğru. Ama Türkiye'de ücretler de düşük. Ücretler düşük olduğu için emekli aylıkları da onun %70'i, %60'ı gibi düşünün. O da düşük oluyor. Aslında çalışan kişinin fazla alması mantıklı. Yani ama tabii... Ama bir taraftan da 30 yıl çalışmışsın ya. 30 yıl çalışmış yani, şöyle. Hani 25 yıl, 30 yıl çalışmışsın. Çalıştığın sürede şeyin biraz azını alıyorsun. Hep öyle. Yani çalıştığından biraz az veriyorlar. Bir de çalışırken kazandığın da üstelik senin emeklilik hayatında bir birikim yapmana da yetecek kadar olmamış. Doğru. Onunla, şimdi bu Türkiye'deki tartışmalar bambaşka. Sebebi şu, ücretler ve aylıklar düşük. Şimdi bunu asgari ücret kadar olsun derken emeklinin geçinemediği için en azından o düzeye çıkarın tabii, demek istiyorum. Tabii o beklentiyle söylüyoruz. Yoksa asgari ücret şimdi 30 bin lira olsa siz emekliye de 22 bin lira para verseniz. Bunu söylemeyiz. Bunu söylemezsiniz. Tabii. Sebep başka. Tabii tabii. Doğru. Yani genel kurallara uymama sebebi başka. Çünkü geçinemiyor. O paralar para olmuyor yani. Şimdi 10 bin lira, 7.500 lira. 10 bine çıkarsanız anlamlı değil. Emeklilere yapılacak zam eğer sadece böyle kalacağı benim gördüğüm o. Yani 10 bin bandında bir en düşük ücret. İkincisi %50'ye varan bir artış. Ama Sayın Cevdet Bey de %50'yi garanti söylemedi. Emekli sandığı için %50 tamam ama SSK Bağkur için bir ipucu vermedi. Ama daha önceki yapılanlardan ben SSK Bağkur emeklisinin ayrıştırılacağını, %40'da bırakılacağını düşünmüyorum. Burada da bir eksiklik var. Yani SSK Bağkur emeklisiyle emekli sandığı emeklisi neden farklı parametrelerde artırılıyor? Bunların da düzelmesi lazım aslında kanun nezdinde. Bunların da düzenlenmesi tabii. Mesela 55. madde var, artış maddesi. Bunun her ikisi için uygulanması ya da toplu sözleşmedeki tutarın gerekirse SSK Bağkur için de uygulanması gerekir. Biz her yıl böyle bunu buna eşitleyelim gibi bir yaklaşıma aslında girmememiz gerekiyor. Emekli sandığı emeklisi 3 milyon tane vatandaşımız var. Diğeri de 12 milyonun üzerinde kişi. Şimdi bunları bir kere kanunen artış oranlarını eşitlemelisiniz. Çünkü artış dediğiniz şey devletin yaptığı bir şey. Bu artış oranının aynı şekilde uygulanması gerekir. Bunun da ben eşitleneceğini varsayıyorum ve %50 diyorum. Yoksa daha düşük. Peki hızla ya şimdi mesela 3600 ek gösterge. Evet. 1,5 yıl önce Erdoğan tamam vereceğiz dedi. Evet. Hala yok. Ya da esnafın prim ödeme gün sayısının işte 7200 güne indirilmesi. Tabii. Hala yok. Yine stajyer ve çıraklık mağdurlarının sorunları hala bir adım atılmıyor. Ama özellikle ilk ikisi söylenmesine rağmen İsmail Bey, ne oluyor orada yani iktidarın elini kolunu bağlayan şey nedir? Para mı yok? Ne oluyor? Yani niye yapılamıyor? Bu kadar zor mu? 3600 ek göstergeyi hayata geçirmek ya da işte prim gün sayısından. Şey olarak kolay. Bunların teknik çalışmaları çok kolay. Yani teknik yani çalışıyoruz denilen çalışmalar basit çalışmalar. Zor değil çünkü rakamların hepsi var artık. Artık teknoloji ve istatistiksel ölçme metotları kullanıyorsunuz. 50 tane program var. Tuşa bastığınız anda verileri çekiyorsunuz. Sonuçları anında görüntülersiniz. Maliyetini kimlere ne kadar etkileyecek? Buradaki sorun bence zamanlamayla ilgili bir problem var. Yani siyaseten bir sonucu var bunun yani. Siyaseten bir cevap vermek gerekiyor buna. Yani teknik olarak cevap verdiğinizde bunlar her an yapılabilir konular. 3600 ek göstergeden bir sürü memur yararlandı. O zaman dediler ki bütün memurlara verelim yüksek öğretim görmüş olan. O zaman şefe de verelim dediler. İyice genişleyecek. Güzel mi? Güzel. Artı bir puan ama beklettikçe tabii herhalde zamanlama. Yani siyasi bir zamanlama olabilir bu bilemiyorum ama yapılması çok zor değil. 7200'e düşürülmesi. Onu da konuşuruz. Belki o siyasi zamanlama dediniz ya yerel seçimden şöyle çok kısa bir olabilir. Süre önce yapıp hani biraz daha oh be sonunda iyi bir şey oldu algısıyla. Bir de bunları nasıl yapacağınız önemli. Bakın 3602 defa falan düzenlediniz. Şimdi 7200 gelecek ben size söyleyeyim eğer tam böyle çerçeveli gelmezse yine 2-3 defa onunla ilgili oynamak zorunda kalacaksınız. SGK'da kanunlar 9.000-7.200'e düşürdüm. Hadi işini hallettim. Böyle bir şey değil. Onu düşürdüğünüz zaman birçok parametreyle oynayaraktan onu ancak 7.200'ü kişiler için faydalı hale getirebilirsiniz. Yoksa 7.200'ü getirirsiniz, 100 kişi yararlanacağını düşünürsünüz, 10 kişi yararlanır. Yani onun için bu düzenlemeler böyle pat düşürdümle ilgili değil. Ya 7.200'le olamazsın. Sağlasan da belki emekli olamayacaksın. Yani böyle çok basit değil, teknik konular var. Bu düzenlemelerin de aynı çalışan çalışmayan ikramiyesi gibi Peki. Olmamalı, daha dikkatli olmalı. Peki İsmail